Cənab Səfirər, vaxtınız xeyirli olsun. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin, diplomatik əlaqələrinin yenidən qurulmasının 30 ili tamam oldu. Və bu münasibətlər tarixi kökə dayanan dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin ən pik nöqtəsini Azərbaycanın vətən müharibəsində Türkiyə Cumhuriyyətinin həm siyasi, həm mənəvi dəstəyini görəndə yaşadıq biz. Sizin təbrikinizi və eyni zamanda sizin fikirlərinizi dinləmək önəmli olardı. Buyurun. Çox təşəkkür ediyorum Türkiyə Büyükelçiliyində sizləri bugün ağırlamaq. Türkiyə-Azərbaycan ilişkilərinin 30 yılını, diplomatik ilişkilərinin 30 yılını konuşmak için buradayız. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Hiç kuşkusuz tabii Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini tarihte bir noktada başlatmak oldukça zor. Ama biz bugün son 30 yılı konuşacağız ve diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi aslında konuştuğumuz. Çünkü biz ilişkilerimizi bir noktada başlatmak arzusunda değiliz. Çünkü Çanakkale'de sıkıştığımızda Kafkas Halkları ve Azerbaycan'dan kardeşlerimiz yetişmişti. Aynı şekilde biz burada aradan 3 yıl geçmeden daha Bakü'nün sıkıntısında, Azerbaycan'ın sıkıntısında Osmanlı Kafkas İslam Ordusu'nu göndermiştir ve Bakü'nün kurtuluşunu ve yeniden bağımsızlık yolunda en önemli merhaleyi gene Türklerin desteğiyle, kardeşin kardeşe desteğiyle sağlamıştır. Ama biz son 30 yılı, diplomatik ilişkilerini yeniden tesisinin 30 yılını bugün konuşuyoruz. Bu kuşkusuz tabii ki dün adına diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi dediğimiz noktadan bugün müttefiklik noktasına gelmiş bir Türkiye-Azerbaycan ilişkisi var. Aslında en önemli nokta budur. Dün Azerbaycan bağımsızlığını kazandığında 30 yıl önce 14 Ocak 1992'de tesis edilen ilişki her alanda savunma, çevre, eğitim, kültür alanında ilişkileri geliştirme üzerine kurulan bu protokol bugün 15 Haziran 2021 tarihinde ilişkileri müttefiklik seviyesine kaldırmıştır. Öyle bir noktadayız. O nedenle son 30 yılı konuşmak oldukça değerli, anlamlı. Çünkü son 30 yılda hüzün var, acı var, keder var, çaresizlik var. Ama beraberinde de umummilli liderin devlet aklıyla, stratejisiyle Azerbaycan'ın bağımsız, egemen ve istikrarlı bir ülkeye kavuşması yolunda attığı adımlar var. Bu attığı adımların içerisinde Türkiye'de de var. Rahmetli Haydar Aliyev, petrol ve doğalgaz hattının nereden geçeceğini hiç düşünmemiştir. İstisnasız tek bir rota vardır, o da Türkiye'dir demiştir. Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattı ve daha sonra Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'in birlikteliğiyle oluşturulan pek çok enerji hatları Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine vurulan sağlam bağlar olmuştur. Bu yönüyle son 30 yılda çok şey yaşandı. Ama en önemlisi dünün kederi bugün sevince dönüşmüştür. Karabağ zaferidir. Bu süreçteki en önemli, belki en önemli dönüm noktasıdır. Geçmişin eksiklerini gidermiş bir Türkiye var. Geçmişin eksiklerini gidermiş bir Azerbaycan var. Ve birlikte giderme var. Geçmişin eksikleri giderilmemiş olmasaydı Karabağ Zaferi'nin kazanılması da oldukça zordu. Bu süreci iğne oyasıyla işler gibi Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tesis edilmiştir. Süleyman Demirel'den rahmetli Cumhurbaşkanımız, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki süreçte ve son 10 yılı, son 20 yılı neredeyse Sayın Cenab-ı Prezident'le Cumhurbaşkanımız arasında tesis edilmiştir bu ilişkilerin son 20 yılı. Dolayısıyla son 20 yılda kurulan ilişkiler sürekli kademe kademe yukarı taşınmıştır ve bir müttefiklik, stratejik işbirliğinden müttefiklik ilişkisine ulaştık. Çok şükür bugün bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü tesis etmiş, Azerbaycan'dan Türkiye üzerine Avrupa'ya sadece petrol ve doğalgaz sevkiyatını değil, elektrik enerjisini de taşımayı konuşan bir Azerbaycan'a gelinmiştir. Ve bunu biz birlikte başardık. Savunma alanında işbirliği, enerji alanında işbirliği, kültür, eğitim, çevre alanında işbirlikleri yetmez. En önemlisi de son dönemdeki yapılan görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanlarımız işbirliğimizi başka ülkelere taşıma kararı almışlardır. Yani Türkiye-Azerbaycan artık yatırımlarını, ortak yatırımlarını
küresel olarak başka noktalara taşımayı görüşmektedir. Bunun planını, projesini yapmaktadır. O açıdan bize düşen görev Şuşa Beyannamesi'nin bir talimat olarak algılanmasıdır. Şuşa Beyannamesi, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi ve derinleştirilmesini hedefler. Biz bunu talimat olarak alıyoruz ve bu uğurda da çabalıyoruz. Şuşa Beyannamesi demiyor ki sadece enerji, kültür, eğitim, sağlık demiyor. Uzayı da kastediyor. Türkiye-Azerbaycan arasındaki işbirliği uzaya da taşınacaktır inşallah. Birlikte petrol çıkartılacaktır, doğalgaz çıkartılacak, ortak yatırımlar yapılacaktır. Ve en önemlisi de Azerbaycan'ın dönem başkanlığında Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'in girişimleriyle ve Türk Devletler Teşkilatı'nın kurulması birlikte Türkiye-Azerbaycan işbirliğiyle ilişkimiz Türk devletler arasında daha önemli bir noktaya taşınmıştır. Bize düşen görev bütün ülkeler olarak bu işbirliğimizi korumak, geliştirmektir. El ele vermektir. Omuz omuza, sırt sırta birlikte yol yürümektir. Yalnız hareket edebilmenin zorluklarını dün herkes gördü. Bugün de yaşıyoruz. İnşallah biz birlikte olduğumuzda bize hiç kimsenin gücü yetmez. Biz eksiklerimizi gidererek yolumuza güçlü şekilde devam edeceğiz. Bu diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yılını biz böyle okuyoruz, böyle değerlendiriyoruz. Daha nice 30 yıllara kardeşliğimizi ebedi ve baki kılmak için çabalayacağız. Benim bugüne ilişkin değerlendirmem bu şekilde. Bu yolda hem Azerbaycan'a kardeşlerimize hem de Türkiye olarak bizler mücadele vereceğiz. Kutlamaları, değerlendirmeleri Azerbaycan'da yapılan çok anlamlı ve değerli bulduk. Son derece güzel geçiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Cənab Səfər, təşəkkür edirik bizdə və biz də bu özəl və gözəl gün münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Bütün türk xalqını, Azərbaycan xalqını təbrik edirik və sizin də vurguladığınız kimi bu yolda tək yürümək olmaz. Biz birlikdə güclüyük. Bir daha təbrik edirik sizi. Çox təşəkkür ediyorum. Ayağınıza sağlıq. Hoş geldiniz. Minnətdarım.